İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni öğrenci yurdunda acil durum. 40 yıl sonra Ali bir Ermeni olduğunu öğrendi. Halep Parlamento Milletvekili Şam silahlı gruplarla temas kurdu. İsrail Başbakanı ve Suriye Dışişleri Bakanı Suriye meselesini tartıştı. İslam Devleti tarafından kaçırılan 3500 Yezidi kadını kayıp. Alevilerin inancı konulu bir konferans düzenlendi. Paris Uluslararası Üniversitesi Merkez Başkanı'na gönderilen mektupta yurt sakinleri yurtlarının dayanılmaz koşulları konusunda endişeli. Bu yurtta özellikle müdürlük tarafından pek çok suistimaller yapıldı. Değerli eşyaların kullanılabilirliğine, Paris Uluslararası Öğrenciler Sitesi'nin barışçılığına ve Fransa Cumhuriyeti değerlerine ters düşülmekte ve öğrencilerin hayatını çekilmez kılmaktadır. Gerçekten de yurtta tehlikeli atmosfer hüküm sürmekte ve öğrenciler yurtlarını kaybetme korkusu içerisindedir. Özellikle Ermenistan'dan gelen öğrenciler üzerinde idari tarafından yönetilen sürekli bir tehdit mevcuttur. Ki bu kişiler diken üzerinde yaşamaktadır. Sonuç olarak yaklaşık 20 Ermeni ve Ermeni olmayan öğrencinin yurda yeniden yerleşim talepleri reddedildi. Öğrenciler, bizler sürüldük, merkeze yardım edin diye yazdıkları pankartla öfkelerini dile getirdiler. İç düzün temelini oluşturan ve başkanlığını yapan Boğuznubar Paşa ve onun eşi Maria'nın anısına oranın sakinleri ve yöneticileri arasındaki güven tazelemenin zamanı elbette gelmiş durumdadır. İzmir Zmırnya'da doğan Ali'nin hikayesini sunuyoruz ki 40 yıl sonra Ermeni olduğunu öğrendi. Anlattığına göre Ali İzmir'de yaşıyor ve bir Türk bayanla evli. Fakat kendisini tam anlamıyla Türk hissetmiyordu. Sadece 41 yaşındayken baba tarafından nenesi ölümünden önce tüm evlatları ve torunlarına kendi aile sırrını açıkladı. Ali'nin nenesi ve dedesi Ermeniydi. Sadece kurtulmak için Türkleşmişti. Ali'nin belirttiğine göre bu gerçek tüm aile üyelerini mutlu etmedi. Tek istisna Ali'nin kendisiydi. Şaşırtıcı olan ise 40 yılını Türk ortamda yaşamasına rağmen kendisini Türk hissetmiyordu. Ermeni olduğunu öğrendikten sonra Ali kendi sülalesinin soyunu incelemeye başladı. Köken olarak Bitlisli olduklarını, sonrasında atalarının Balıkesir'e göç ettiklerini ve 60 Ermeni ailelerle birlikte Tatlısu köyünü kurduklarını tespit etti. Ali Ermenice öğrenmek için İzmir'den İstanbul'a ulaştı. Türkiye'de yaşamasının kendisi ve eşi Jasmin için oldukça tehlikeli olduğunu belirtiyor. Sebebi de daha çocuk yaşlarında Ali Ermeni olmayı tercih ediyordu. Jasmin ise dinini ve milliyetini tamamen değiştirmişti. Ali İstanbul'a taşınmaya niyetli ve kızını Ermeni ortamında büyütmek istiyor. 1922 yılında İzmir Zmurnya'daki Ermeni ve Rum kırımlarından sonra İzmir'de artık hiçbir Ermeni ailesi kalmadı. Al Vatan adlı gazete muhabirinin verdiği soruya karşılık Halep'in Suriye Parlamento Milletvekili Safuan Al-Garbi, Şam hükümetinin bölgedeki teröristlerle sandığımızdan çok daha fazla temas kurmuş olduğunu belirtti. Al-Nusra cephesi ve diğer terörist grupların elinde bulunan toprakların geri kazanımının zor olacağını belirten Al-Garbi, Dera ve Kuneitra'nın kurtarılması Suriye halkını şaşırttı. Halep de aynı hızla kurtarılacak. Türkiye Halep'e askeri müdahale etmeden onu denetim altında tutmayı deniyor ama herkes Halep'in Şam yönetimine döneceğini biliyor. Suriye hükümeti Hmeymim askeri üssü aracılığıyla Halep'teki silahlı gruplarla bağ kurmayı başardı. Halep halkı bölgesel komisyonlar aracılığıyla görüşme süreçlerinden haberdardı, dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u Kudüs'te kabul etti. Bu kişiler Güney Suriye'deki durumu ele aldılar. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında tarafların Orta Doğu gündemindeki değişik sorunların özellikle Suriye ve onun etrafında gerçekleşen durumu ele aldıkları belirtildi. Özellikle Lavrov, Washington ve Tel Aviv ile birlikte İsrail'in güvenlik garantisi anlaşması çerçevesinde Suriye'deki İran yanlısı güçleri İsrail sınırından 100 kilometre uzakta tutmayı önerdi. Görüşme sırasında ayrıca Filistin-İsrail ilişkileriyle ilgili sorunlara da değinildi. İslam Devleti adlı silahlı terör örgütünün militanları tarafından kaçırılan 3500 Ezidi kadından bu zamana kadar haber alınamıyor.
İslam devletinin elinde bugüne kadar yaklaşık 3000 Ezidi kadın kurtarıldı. Bu kadınlar köle pazarlarında ya da internet aracılığıyla satın alınarak özgürlüklerine kavuşturulduğu bilinmektedir. Fakat pek çoklarının kaderi bilinmemektedir. İslami devletine bağlı terörist gruplar Musul'u işgal ettikten sonra komşu Ezidi yerleşkesi olan Sincar bölgesine Ağustos 2014 yılında saldırıya geçtiler. Sincar merkezinde ve yakınlarındaki köylerde erkekler öldürülmüş ya da zorla din değiştirmeye zorlanmış, kadın ve çocuklar kaçırılmıştır. Kadınlar önce Musul'a getirilmiş, daha sonra Suriye'nin Rakka şehrindeki esir pazarlarında satışa çıkarılmıştır. Muhabir, yaklaşık 3500 Ezidi kadın kayıp sayılmakta. Peki bunlar nerede diye soruyor. Yezidilere göre kayıp yurttaşları hala İslam Devleti'nin elinde ve silahlı İslam Devleti'nin denetiminde bulunan topraklarda tutulmaktadır. Alevi Kültür Dernekleri ve Garip Dede Dergahı'nın düzenlediği Alevi Kadın ve Gençlik adlı hazırlık kampı çerçevesinde bir takım etkinlikler düzenleniyor. Kampın 3. gününde Muharrem Temiz ve Garip Dede Dergahı Başkanı Celal Fırat, Alevilerin inancıyla ilgili bir konferansta bulundular. Konferans sırasında konuşmacılar Alevilik, Aleviliğin temel ilkeleri, sevgi ve birlik konularını işlediler. Sanatçı Muharrem Temiz, Alevilikte insan ve doğanın kutsal saydığını ifade etti. Sanatçı, Aleviliğin temelinde insan vardır. İnsan merkezi inançlar kutsaldır. Alevilik kendi içerisinde sevgi, düşünce, doğumdan ölüme folklorik değerler taşımaktadır. Tüm bu değerleri, Alevilik bu değerleri topluma mal etmektedir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yeva Yeganyan tarafından seslendirilen Arazın Ansa adlı eseri sunuyoruz. Arazın Ansa adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.